Merhabalar, ben Cemalettin Taşken. İran Pod 13. yayınına hoş geldiniz. Bugün 24 Ekim 2020. Bugünkü yayınımızda pandemi sürecinin ABD-İran ilişkilerine etkisini değerlendirmek istiyorum. Pandemi, Tahran-Washington hattındaki gerilimi yeni bir boyuta taşımış vaziyette. Yaptırımlar karşısında daralan İran ekonomisi ve giderek azalan sağlık imkanları, Tahran'ın hastalıkla mücadele konusunda önündeki en büyük engel konumunda. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ABD'nin maksimum baskısına azami direnç gösterdi İran ve bundan sonraki süreçte yönetim anlayışı ve halkın yaklaşımı pandemi ile mücadele adına önemli bir eşik olmaya da devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'a yönelik baskıyı azaltmak konusunda istekli olmadığını söyleyebiliriz. Gerilimin had safhada tutulması Amerika tarafından uygulanan özellikle bir tercih. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir açıklamasında bu salgının İran'daki yönetim anlayışını en çok tehdit eden unsur haline geldiğini söylemişti. Üstelik ABD'nin vaka sayısı bakımından dünyanın zirvesinde olduğu bir dönemde hem de. Pompeo'ya göre İran ekonomisinin hem yaptırımlar hem de pandemi tarafından zayıflaması ile birlikte askeri operasyon seçeneğinin de artık gündemde tutulması gerekiyor. Ancak ABD'nin bu tavrının yanı sıra salgın süreci Tahran'a daha önce elde edemediği yeni fırsatlar da sunmuş olabilir. Zira Tahran'daki muhafazakar basının verdiği mesaj, Trump'ın yaptırımların devamı yönündeki ısrarı, Tahran'ın nükleer hesaplarını değiştirmeye başladığı yönünde. Dünya genelinde yaşanan keşmekeş, İran'a gözlerden uzakta yeni nükleer çalışmalar yapma imkanı sunmuş olabilir. Uygulanan yaptırımlar, salgını geç duyurma, yeterli ve gerekli önlemleri almama konusunda ciddi eleştiriler aldı Tahran yönetimi. Ancak bunca negatif atmosfere rağmen pandemi Tahran'a önemli bir siyasi manevra alanı açmış vaziyette. Yaşadığı ekonomik sıkıntıların yanı sıra koronavirüs ile mücadelenin önündeki en büyük engelin yönetim zafiyeti değil, ekonomik ve siyasi baskı olduğunu söylüyor İran ve bu söylem yıllardan beri yaşadığı mağduriyeti dünya gündemine taşıması için bir fırsat niteliğinde. Ülkede uygulamaya konulan başarısız kalkınma politikaları, önüne geçilemeyen ekonomik daralma, derin yolsuzluk soruşturmaları, sivil bir uçağın hatta askeri birimlerce hedef alınması ve ülkede bilindiği üzere gelenek haline alan protestolar. Tüm bunlar Tahran'a iç ve dış siyasetteki sorunlarını bir süreliğine de olsa rafa kaldırma ve pandemiyle mücadelesini ABD karşıtlığı üzerinden yeniden dizayn etme şansı verdi. Neticede İran ekonomisi yaptırımlar tarafından tahrip edilmiş olsa da Tahran, Washington'ın taleplerini geçiştirme konusunda kararlı ve başarılı. Üstelik Tahran'a uygulanan baskı politikası gerek ABD gerekse Avrupa Birliği ülkeleri için olabildiğince maliyetli olabilir artık. İran'ın en etkili figürlerinden General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bile İran'ı caydırma konusunda yeterli bir girişim değil. Zira İran'a yönelik olası her askeri operasyon planı İran'ı zayıflatmak yerine maksimum direniş politikasını hayata geçirmek adına Tahran'ın elini daha da güçlendirmekte. Bu gerçeğin Oval Office tarafından yeni yeni algılanmaya başlandığı bir dönemi yaşıyoruz pandemiyle birlikte. Pompeo'nun göreve geldiği günden bu yana İran'la yaşanan her krizde askeri operasyon tavsiyesi Tahran'ı hem olası bir anlaşma durumunda masada güçlendiriyor hem de gerilim devam ettiği takdirde yeni nükleer çalışmalar için Tahran'ın önünü açıyor. Öte yandan konunun ABD tarafından nasıl ele alındığına da bakmak gerek. Trump karşıtı cenahta yani demokratlarda nükleer anlaşmadan çekinmenin ABD'nin ulusal çıkarlarına ciddi bir şekilde zarar verdiği görüşü hakim, yaygın görüş bu. 2015 yılında sağlanan nükleer anlaşmanın ardından ekonomik ve siyasi açıdan iyimser bir atmosfer elde edilmişti çünkü. Ve Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi 2018 yılında İran'a karşı yürütülen diplomasinin başarısız olması anlamına da geliyor aynı zamanda demokratlar açısından. Pompeo ve ekibi askeri bir operasyonun Tahran'ı yeni nükleer müzakere şartlarına mecbur etmek için en iyi seçenek olduğunu düşünüyor. ABD'li bakan bu düşüncesinde de yalnız değil elbet. Beyaz Saray'ın önceki danışmanları John Bolton ve Richard Greenwald gibi Şahin kanadı temsil eden isimler özellikle bu mantığın ürünü. Bu isimlere göre İran manevra olarak en kısır dönemlerini yaşamaktaydı ve daha fazla ekonomik yaptırımla ve siyasi gerek askeri baskıyla yeni bir nükleer anlaşmaya zorlanabilirdi Tahran. Ancak bu böyle olmadı ve tam tersi gerçekleşti.
Bu durum tam da Tahran'ın istediği bir şeydi ve ABD'nin baskısını azami bir dirençle karşıladı. İran, Kasım Süleymani'yi kaybetti ama ABD'nin elindeki en bilinmez manevrayı da görmüş oldu böylece. Ayrıca şunu da unutmamak gerek, Tahran bu suikaste henüz net bir cevap vermedi. Pompeo ile ilgili bir hususu daha eklemek istiyorum. Cumhuriyetçiler içindeki Şahin kanadın askeri operasyon seçeneğine dair hevesi Washington için bu kez daha da riskli olabilir, yeni riskler taşıyabilir. Evet, şunu kabul edelim ki İranlılar, İran halkı devletin bu krizle başa çıkacağına olan inancını kaybettiği bir süreci yaşıyor pandemiyle birlikte. Ancak Tahran'ın zayıfken elinde tuttuğu seçeneklerin normal zamandakinden daha tehlikeli olduğunu da hatırda tutmak gerekiyor. Bu süreçte özellikle ABD'nin pandemi sayıları bakımından dünyada başı çektiği bir dönemde Tahran'ın daha önce sahip olmadığı yeni fırsatları elde etmiş bir konumda. Zira Trump yönetiminin COVID-19'la mücadelede takındığı tutum ve yaşadığı yanılgı ABD için ciddi siyasi, sosyal ve hatta ekonomik sonuçlar doğurdu ve doğurmaya da devam edecek bundan sonra. Büyük eleştirilerin muhatabı olan kötü sağlık sistemi nedeniyle ülkedeki hasta ve ölü sayısının hızla artıyor olması önemli bir handikap. Sizlere yönelik desteğin ABD ülkelerine kıyasla daha az olması, başkanlık seçimlerinin başladığı ülkede siyasetin tartışma konularından. Bu tartışmalı dönemde İran konusunun gündemde tutulması Trump'ın en iyi çıkış yollarından birisi. Peki bunun İran'daki karşılığı ne olabilir? Biraz buna bakmak lazım. Trump'ın sert İran söylemi, Tahran'a nükleer anlaşmadan tamamen çekilme, nükleer faaliyetlere ağırlık verme veya NPT dediğimiz nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması, bu anlaşmadan çekilme gibi imkanlar veya seçenekler sunabilir Tahran'a. Zira Tahran'daki siyasi akıl böyle bir dönemde dünyanın askeri olarak tepki verme yeteneğinin de sınırlı olacağını öngörüyor, öyle düşünüyor. Bölgesel gerilimi de canlı tutma konusunda beceriklidir bildiğiniz üzere Tahran. İsrail ile tansiyonu yüksek tutması da muhtemel bundan sonraki süreçte şimdiye kadar olduğu gibi. Çünkü Tahran şunu biliyor, Washington'ın tam desteği olmadan Tel Aviv'in Tahran'a karşı üstünlük kurması İran siyasi anlayışına aykırı bir durum zaten. Mühim olan diğer bir mesele ise Tahran'ın uluslararası toplumun ekonomik ve politik tepkisini eskisi kadar dikkate almayacağı bir sürece girmiş olması. Nihayetinde her iki ülkede yaşanan pandemiye rağmen gerilimi devam ettirme eğilimi gösteriyor. Bugüne dek yaşanan süreçte Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik uyguladığı azami baskı politikası İran'daki muhafazakar kanadı daha da güçlendirdi. Hatta bununla kalmadı, COVID-19'u İran'ın nükleer planlarını ilerletmesi adına etkili bir manevra haline getirdi. Eğer ABD İran'ın iç ve dış siyasetine etki etmek istiyorsa, öncelikle yapması gereken en önemli şey nükleer anlaşmaya geri dönmesi olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskıyı azaltması, siyasi ve ekonomik ve belki de hepsinden önemlisi sosyal çeşitliliğin önünü açacak politikalar geliştirmesi gerekiyor ki İran muhalefetini güçlendirebilsin. Diğer bütün seçenekler İran'daki mevcut yönetim anlayışının daha da güçlenerek devam etmesi demek bir bakıma. Evet, sözlerimi ünlü İranlı şair Hafız-ı Şirazi'nin gazelinden bir beyitle bitirmek istiyorum. Asayişi do giti tefsiri in do herfest. Ba dustan muruvvet, ba düşmanan mudara. Özetle şöyle diyor Hafız. Her iki dünya huzuru şu iki şeydedir. Dostlarına karşı şefkatli, düşmanlarınla ise geçimli ol. Her okuduğumda aslında bu beytin yüzyıllarca öteden günümüze hitap eden bir dış politika reçetesi olduğuna inanırım ben. Belki de ABD ve İran'ın da Hafız'ın tavsiyesine uyup geçimli olmak üzerine kurdukları bir düşmanlıkları vardır, kim bilir. Diyorum ve sözlerimi bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek ümidiyle. Esen kalın efendim.